Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi Megan aldık. Megan'la ilgili birkaç soru vardı. Şöyle jantlarını yakından gösterebilir misiniz diye bir soru vardı. Jant kapağını çıkartamıyorum ama şöyle göstereyim. Şu kısımlar boş. Şurası dolu. Yani jantı, alüminyum jantı şöyle düşünün. Şöyle. Şöyle 5 kollu, üzerine kapak gelmiş. Bir jant. Bir arkadaşımız böyle bir soru sormuştu. İnşallah cevabını almıştır buradan. Şimdi şöyle yakıtıyla ilgili birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi ilk aldığımızda 150 liralık yakıt koyduk. Onunla 350 kilometre gittik. Yani LPG'de olsaydı ne kadar yakardı? Herhalde 150 lirayla. Bilen arkadaşlar bilirler, 400-450 kilometre giderlerdi herhalde. Yani LPG koymaya tabii ki gerek var. Normalde LPG'de benzin de fiyatları çok arttı. Diz mesafesi geniş. Şöyle bayağı bir iyi diz mesafesi, baş mesafesi iyi olan arkadaşlar rahat ederler. Vites değiştirme göstergesi var. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Vites değiştirme göstergesini. Vites aralıkları, yani Eco Mode'da 1500-2000 devir arası vites değişikliği istiyor çoğunlukla. Evet arkadaşlar, şu an 5. viteste 83-85-90 arası bir seyrediyorum. Şöyle göstereyim anlık yakıt tüketimi. Ne kadarmış? 150 kilometrede 150 liralık benzin bitti. 2-3 gün önce 200 liralık daha aldım söyledim. Şu kadar da oldu. Ortalama 7.3'te bu 150 kilometreyi yapmışız. Yani bu hızlarda düz bir yolda sabitlemesi var. Sabitleme özelliği. Şurada açayım onu. Onu da bir deneyelim. Ben de ihtifa veriyorum. Şöyle açtıktan sonra şuradaki artıya basıyorum. Şu anda açımızı sabitledik. Şuradan arttırıyorum. Toyota 1.33'te hız sabitleme özelliği yok. Onların bir üst kasasında hız sabitleme var. O da 84 bin liradan başlıyor ben alırken. Onda sis farı da yoktu. Bunda sis farı da var. Böyle birkaç özelliği var. Bunun ikinci el satışı biraz daha iyi. 1.33 diye ona kimse yanaşmıyor. Rampa çekmediği söyleniyor ki rampada zorlanıyor gerçekten. Ama bu 1.6 motor güzel bir kasa. Hem tutulan bir kasa oldu. Hem de ikinci eli daha değerli. Toyota 1.33'ten. Yani motor sesi ve lastik gürültüsü içeride çok fazla yok. Egea'ya binmiştim ben. Yine Toyota 1.33'e binmiştim. Egea'da daha fazlaydı. Toyota'da biraz daha az. Ama en sessizi yine Megane. Gerek lastik gürültüsü, gerek motor gürültüsü içeri olabildiğince az geliyor. Belki duyuyorsunuzdur, bilmiyorum. Ama iyi yani, uzun yolda çok yormaz.
200 kilometreyle ne kadar gideceğinizi ben göstereceğim.